Afgan ordusu hiçbir direniş göstermeden neredeyse teçhizatlarını, silahlarını bırakıp kaçtılar. Afganlar da, Afganların bıraktığı, ordunun bıraktığı teçhizatlar da gördüğünüz gibi Taliban'ın elinde. Üniformalarını da giymişler, tam teçhizat. Sadece Afgan ordusunu, Amerika bile cephaneliklerini bırakıp adeta Afganistan'dan kaçarcasına çekilmiş ABD askerleri. Bakınız, Taliban'ın elinde hangi envanterler var? Amerikan ordusuna ait milyar dolarlık silahlar bunlar. Şimdi Amerikan medyası diyor ki, içinde yani Amerikan yapımı Taliban'ın elinde savaş uçağı bile var diyor. Taarruz uçağı, Amerikan medyası. Bu arada yine Amerikan medyasında yer alan iddialara göre 2000 zırhlı araç, Hammer'lar, 40 hava aracı, Black Hawk helikopteri, kara şahinler, askeri İHA'lar, insansız hava araçları Taliban'ın elinde, çok sayıda piyade tüfeği, M16'lar, bunların hepsinin şu anda Taliban'ın elinde olduğu belirtilirken asıl korkulan şu, tahmin edilenden daha fazla silahın ve daha fazla teknolojinin Taliban'ın elinde olabileceği düşünülüyor Amerika'da. Öyle ki Cumhuriyetçi senatörler harekete geçtiler. Hesap ver diyor Biden hükümetine. Biden'a hangi silahları bıraktınız? Hangi silahlar Taliban'ın elinde? Bunun envanterini çıkaracaksın diyor senatörler. İstiyoruz diyor bu envanterleri. Bu envanteri. Ve bu envanteri getireceksiniz. Senato'da bize sunacaksınız diyor resmi belgelerle. Cumhuriyetçiler bunu istiyorlar. Ne kadar silah var Taliban'ın elinde? Hangi silahları bırakıp da çekildiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bu Amerikan medyası iddiaları. Medya bir takım kaynaklara dayandırıyor tabii ki. İnsansız hava aracı var Taliban elinde. Taarruz uçağı var. Black Hawk'lar var, helikopterler. M16 piyade tüfekleri var. Taarruz uçakları var. Zırhlı araçlar var. Zırhlı personel taşıyıcı ZPT'ler. Hepsi Taliban'ın elinde. Peki Amerika bunu bilmiyor mu? Ben çekiliyorum. Çekildiğim zaman bu silahlar Taliban'ın eline geçebilir. Hiç mi düşünmedi bunları? Mümkün mü? Hiç mi bu senaryolar yazılmadı? Mümkün mü? Şimdi Salavun diyor ki Savunma Bakanı, hayır efendim biz hiç diyor tahmin etmemiştik diyor. Genelkurmay Başkanı diyor ki hiç öyle bir emare yoktu Taliban'ın bir anda Afganistan'ı ele geçirdiğine. Herkes gidiyor artık. Hani paylaşırken bile ya da yorumlarken bile şaka mı ya bu falan diye soruyor insanlar kendilerine. Eğer şaka değil de gerçekse o zaman durum çok daha vahimdir. Biraz sonra dünya medyasının Biden'a Amerika'ya dair manşetlere taşıdığı analizleri aktardığımda daha iyi anlayacaksınız.